Aradan iki hafta kadar geçmişti. Marino'da yaşam her zamanki düzeninde akıp gidiyordu. Arkadi etrafa naz yapıyor, Bazarov çalışıyordu. Evdeki herkes ona, onun savruk ve özensiz hareketlerine, biraz karmaşık, kesik kesik konuşmalarına alışmıştı. Özellikle Feneçka onu o derece benimsemişti ki, bir gece uykudan uyandırmalarını söylemekten bile çekinmemişti, Mitya havale geçiriyordu.'' Bazarov geldi ve her zamanki gibi yarı şakalaşarak, yarı esniyerek Feneçka'nın yanında iki saat kadar oturdu ve çocuğa baktı. Fakat Pavel Petrovich ruhunun bütün gücüyle Bazarov'dan nefret ediyordu. Onu kendini beğenmiş, küstah, saygısız ve adi biri sayıyordu. Bazarov'un kendisine saygı göstermemesinden, onu Pavel Kirsanov'u hor görmesinden nefret ediyordu. Nikolay Petrovic genç nihilistten biraz çekiniyor ve onun Arkadiy üzerindeki etkisinin yararlı olacağından kuşku duyuyordu. Ama Bazarov'u can kulağıyla dinliyor, fizik ve kimya deneylerinde seve seve bulunuyordu. Bazarov gelirken yanında bir mikroskop getirmişti ve saatlerce onunla uğraşıyordu. Uşaklar da kendileriyle alay etmesine rağmen ona bağlanmışlardı. Bazarov'un bir bey değil, kendi kardeşleri olduğunu hissediyorlardı yine de. Duyasha onunla birlikte kıkırdayıp duruyordu ve yanından bıldırcın gibi uçarak geçerken göz ucuyla anlamlı anlamlı bakıyordu. Bütün meziyeti saygılı bakmaktan, heceleyerek okumaktan ve sık sık küçük bir fırçayla redingotunu temizlemekten ibaret olan Piotr son derece kendini beğenmiş ve aptal, alnında yüzüne gergin bir ifade veren kırışıklıklar olan bir adamdı. O bile Bazarov kendisine ilgi gösterdiği zaman kıs kıs gülüyor ve yüzü aydınlanıyordu. Çiftlik çalışanlarının çocukları doktorun peşinden köpek yavruları gibi koşup duruyorlardı. Bir tek ihtiyar Prokoviç onu sevmiyor, sofrada yemeğini surat asarak veriyor, ona deri yüzücü ve malın gözü gibi adlar takıyor ve favorileriyle tam bir domuza benzediğini ileri sürüyordu. Prokoviç kendince Pavel Petrovic'ten geri kalmayan bir aristokrattı. Yılın en güzel günleri, yani Haziran'ın ilk günleri gelmişti. Hava mükemmeldi. Aslında uzaklardan kolera tekrar tehdit etmeye başlamıştı ama vilayetinin sakinleri koleranın ziyaretlerine de artık alışmışlardı. Bazarov çok erken kalkıyor ve iki üç vers yürüyordu. Gezmek için değil, amaçsız gezilere hiç tahammül edemezdi ot ve böcek toplamaya gidiyordu. Bazen yanında Arkadiyi de alıyordu. Dönüş yolunda genellikle aralarında tartışma çıkıyor ve Arkadiyi arkadaşından daha çok laf ettiği halde her zamanki gibi tartışmayı kaybediyordu. Bir keresinde nasıl olduysa geç kalmışlardı. Nikolay Petrovic onları karşılamak için bahçeye çıkmıştı. Kameriyenin yanına geldikten sonra birden hızlı ayak sesleri ve iki genç adamın konuşmalarını duydu kameriyeden yana geliyorlardı. Onu görmelerine olanak yoktu. Sen babamı yeterince tanımıyorsun, dedi Arkadi. Nikolay Petrovich gizlendi. Baban iyi bir adam, dedi Bazarov. Geri kalmış, modası geçmiş biri. Nikolay Petrovich kulak kabarttı. Arkadi hiçbir şey demedi. Geri kalmış adam iki dakika kadar hareketsiz durdu ve yavaş yavaş ayaklarını sürüyerek eve gitti. Üç gün önce baktım, Pushkin okuyor diye devam ediyordu bu arada konuşmasına Bazarov. Lütfen ona söyle, bu hiçbir işe yaramaz. Çocuk değil ki bu saçmalıkları bıraksın artık. Ya bu devirde romantik olma hevesine ne demeli? İşe yarar bir şey ver ona okumak için. Ne versem acaba diye sordu Arkadi. Bence Bühner'in Stoff und Kraft'ını vermeli ilk önce. Bence de öyle dedi Arkadi arkadaşının sözünü onaylayarak. Stoff und Kraft herkesin anlayacağı bir dille yazılmıştır. Nikolay Petrovich aynı gün öğle yemeğinden sonra abinin çalışma odasında otururken şöyle diyordu. Bak işte seninle ben geri kalmış adamlar durumuna düşmüşüz. Modamız geçmiş. Ne yapalım? Belki de Bazarov haklıdır ama itiraf edeyim bir şey bana acı veriyor. Arkadi ile artık sıkı bir arkadaşlık kuracağımızı umut ediyordum. Oysa anlaşılan ben geride kalmışım, o ileri gitmiş ve bizim birbirimizi anlamamız mümkün değil. Neden o ileri gitmiş olsun ki? Hem hangi konuda bizden çok farklı olacakmış diye sabırsızlıkla haykırdı Pavel Petrovich. Bütün bunları onun kafasına bu sinyor o nihilist sokmuş. Bu hekim bozuntusundan nefret ediyorum. Bence o basit bir şarlatan. Eminim kurbağalarıyla fizikte de pek yol almamıştır. Hayır abi bunu söyleme Bazarov akıllı ve bilgili biri. Ya o kendini beğenmişliğine ne demeli? Ne kadar itici diye tekrar sözünü kesti Pavel Petrovich. Evet dedi Nikolay Petrovich kendini beğenmiş biri ama anlaşılan bu olmazsa olmuyor. Yalnız bir şeye akıl erdiremiyorum. Çağın gerisinde kalmamak için galiba her şeyi yapıyorum. Köylülerle işleri düzene soktum, çiftliği kurdum. Öyle ki bütün vilayette adım Kızıl'a çıktı. Okuyorum, öğreniyorum, genel olarak çağın gereklerine ayak uydurmaya çalışıyorum. Onlarsa modası geçmiş diyorlar. Evet ağabey, ben de sahiden modamızın geçtiğini düşünmeye başlıyorum. Nedenmiş? Şundan, bugün oturmuş puşkin okuyordum. Hatırlıyorum... Çingeneler elime geçmişti. Birden Arkady yanıma yaklaştı. Hiçbir şey söylemeden yüzünde tatlı bir acıma ifadesiyle sanki bir bebeğin elinden alıyormuş gibi. Kitabı sessizce elimden aldı ve önüme Almanca başka bir kitap koydu. Gülümsedi ve gitti. Puşkin'i de götürdü. Bak sen şuna. Hangi kitabı verdi sana? İşte bunu ve Nikolay Petrovich ceketinin arka cebinden Bühner'in Dillere Destan kitabının 9. baskısını çıkardı. Pavel Petrovich kitabı elinde evirip çevirdi. Hmm diye homurdandı. Arkadi Nikolayevic senin eğitimine özen gösteriyor. Ne yaptın? Okumayı denedin mi? Denedim. E ee, peki? Ya ben ahmağım ya da bunların hepsi saçma. Ben ahmağım biri olmalıyım. Almancayı unutmuş olmayasın diye sordu Pavel Petrovich. Almancasını anlıyorum. Pavel Petrovich kitabı tekrar elinde evirip çevirdi ve yan gözle kardeşine baktı. İkisi de bir süre sustular. Ha, sırası gelmişken dedi Nikolay Petrovich galiba konuyu değiştirmek isteğiyle. Kolejinden bir mektup aldım. Matvey İliç'ten mi? Ondan vilayeti teftiş etmeye gelmiş. Artık önemli kişiler arasına girmiş ve bana akraba olarak bizimle görüşmek istediğini, bizimle birlikte Arkadi'yi de kente davet ettiğini yazıyor. Gidecek misin diye sordu Pavel Petrovic. Hayır, ya sen? Ben de gitmem. Boş yere elli vers yolu ne diye gideyim? Matvey bize bütün şanıyla görünmek istiyor, canı cehenneme. Vilayettekiler nasıl olsa övgüler düzerler ona, biz olmadan da olur. Aman ne önemli, ne önemli, gizli danışmanmış.'' Göreve devam etmiş. Bu zor, sevimsiz, bıkkınlık verici işi yapmayı sürdürmüş olsaydım çoktan ben de yaver filan olmuştum. Hem senle ben geri kalmış insanlarız. Evet abi anlaşılan tabut ısmarlama ve ellerimizi göğsümüzde haç yapma zamanımız gelmiş dedi Nikolay Petrovic iç geçirerek. Yok canım ben öyle hemen pes etmem diye mırıldandı abiyi. Bu hekimle aramızda bir çatışma çıkacak bunu seziyorum. Çatışma aynı gün akşam çayında çıktı. Pavel Petrovich oturma odasına savaşa hazır, öfkeli ve kararlı bir biçimde girdi. Düşmana saldırmak için sadece bir bahane bekliyordu. Fakat uzun süre bir bahane ortaya çıkmadı. Bazarov ihtiyar Kirsanovların iki kardeşi böyle adlandırıyordu. Yanında genellikle az konuşuyordu. Ayrıca bu akşam kendini iyi hissetmiyordu ve hiç konuşmadan çay üstüne çay içiyordu. Pavel Petrovich sabırsızlıkla yanıp tutuşuyordu. Sonunda istediği oldu komşu toprak sahiplerinden biri hakkında konuşuluyordu. Bu adamla Petersburg'da karşılaşmış olan Bazarov kayıtsız bir şekilde alçak basit bir aristokrat çıktı. dedi. Sormama izin veriniz diye söze girişti Pavel Petrovich ve dudakları titremeye başladı. Sizin anlayışınıza göre alçak ve aristokrat sözcükleri aynı anlama mı geliyor? Ben aristokratçık dedim dedi Bazarov çayından tembel tembel bir yudum alarak. Aynen öyle dediniz efendim ama sanıyorum ki siz aristokratları ve aristokratçıkları aynı anlamda düşünüyorsunuz. Bu düşüncenizi paylaşmadığımı size açıklamayı görev sayarım. Herkesin beni liberal ve ilerlemeyi seven bir insan olarak tanıdığını söyleme cüretini de göstereceğim. İşte bilhassa bu nedenle aristokratlara saygı duyuyorum. Tabii ki gerçeklerine. Hatırlayınız sayın bayım. Bazarov bu sözleri duyunca gözlerini Pavel Petrovic'e doğru kaldırdı. Hatırlayınız sayın bayım diye tekrarladı hırsla İngiliz aristokratlarını hatırlayınız onlar kendi haklarından bir nebze olsun ödün vermezler ve bu yüzden de başkalarının haklarına saygı gösterirler kendilerine karşı gereken görevlerin yerine getirilmesini isterler ve bu yüzden de kendi görevlerini yerine getirirler İngiltere'ye özgürlüğü aristokrasi vermiştir ve onu desteklemektedir Bu şarkıyı defalarca dinledik diye karşı çıktı bazar o. Peki ama bununla neyi kanıtlamak istiyorsunuz? Şununla kanıtlamak istiyorum ki sayın bayım. Pavel Petrovich öfkelendiği zaman kasıtlı olarak bu yerine şu sözcüğünü kullanırdı. Oysa buna benzer sözcüklerin kullanılmasına dil bilgisinin izin vermediğini pekala bilirdi. Alexander dönemi kalıntılarının bu tuhaflıkta etkisi vardı. O zamanın ileri gelenleri ender de olsa ana dillerinde konuşurlardı ama bazıları bu, bazıları da şu sözcüğünü kullanırlardı. Biz köklü Ruslarız, aynı zamanda bu okulda öğretilen kuralları çiğneyebilecek kadar önemli kişileriz demek isterlerdi. Şununla kanıtlamak istiyorum ki kendindeki erdemi hissetmeden, kendi kendine saygı göstermeden ki aristokratlarda bu duygular gelişmiştir. Hiçbir toplumsal, bien public, toplumsal kuruma sağlam bir temel atılamaz. Asıl önemli olan sayın bayım kişiliktir. İnsanın kişiliği kaya kadar sağlam olmalıdır. Çünkü her şey ona dayanır. Mesela ben çok iyi biliyorum ki benim alışkanlıklarımı, kıyafetlerimi, derli toplu oluşumu siz gülünç bulabilirsiniz. Ama bunların hepsi de kendine saygı duygusundan, görev duygusundan, evet efendim, evet görev duygusundan kaynaklanıyor. Köyde ıssız bir yerde yaşıyorum ama kendimi düşürmem. Kendimde insana saygı duyarım. İzninizle Pavel Petrovich dedi Bazarov. Kendinize saygı duyuyorsunuz ve ellerinizi kavuşturup oturuyorsunuz. Bunun BM Public için ne yarar var? Siz kendinize saygı duymaz da saydınız da aynı şeyi yapardınız. Pavel Petrovich'in rengi sarardı. Bu bambaşka bir konu. Buyurduğunuz gibi neden elimi kavuşturup oturduğumu şu anda size anlatmak zorunda değilim. Sadece aristokratizmin bir prensip olduğunu, prensipler olmadan zamanımızda ancak ahlaksızların ve boş insanların yaşayabileceğini söylemek istiyorum. Geldiğinin ertesi gün bunu arka diye söylemiştim. Şimdi de size tekrarlıyorum. Öyle değil mi Nikolay? Nikolay Petrovich kafasını salladı. Aristokratizm liberalizm, progres, prensipler dedi bu arada Bazarov. Ne kadar yabancı, ne kadar yararsız sözler. Bedava verseniz bile Rus insanının bunlara gereksinimi yok. Sizce onun neye ihtiyacı var? Size kalırsa biz insanlığın, insanlık kurallarının öyle dışında bulunuyoruz ki, rica ederim tarihin mantığına göre, mantık tam bize ne? Onsuz da idare edebiliriz. Nasıl yani? Basbaya Umut ediyorum ki acıktığınız zaman ağzınıza bir lokma ekmek atmak için mantığa gereksinim duymuyorsunuzdur. Biz nerede, bu soyut kavramlar nerede? Pavel Petrovic ellerini kaldırıp indirdi. Bunları da söyledikten sonra sizi anlamam mümkün değil. Rus halkına hakaret ediyorsunuz. Anlamıyorum prensipleri, kuralları tanımamak nasıl mümkün olabilir? Neyin yön vermesiyle hareket ediyorsunuz o zaman? Size daha önce de söylemiştim amcacığım, biz otoriteleri kabul etmiyoruz diye söze karıştı Arkadiy. Biz yararlı gördüğümüz şeylerin bize yön vermesiyle hareket ediyoruz dedi Bazarov. Şu anda en yararlı şey inkar etme. Biz de inkar ediyoruz. Her şeyi mi? Her şeyi. Nasıl olur? Yalnız sanatı, şiiri değil aynı zamanda söylemesi bile korkunç. Her şeyi diye tekrarladı Bazarov anlatılması zor bir sakinlikle. Pavel Petrovich gözlerini ona dikmişti. Bunu beklemiyordu. Arkadisi zevkten kızardı. Ama izin verirseniz diye konuşmaya başladı Nikolay Petrovich. Her şeyi inkar ediyorsunuz ya da daha doğru ifadeyle her şeyi yıkıyorsunuz. Ama yapmak da gerekir. Bu artık bizim işimiz değil. Önce ortalığı temizlemek gerekiyor. Halkın zamanımızdaki durumu bunu gerektiriyor diye ciddi ciddi ekledi Arkadı. Biz bu gerekleri yerine getirmek zorundayız. Kişisel bencilliklerimizi tatmin işine kapılmaya hakkımız yok. Bu son tümce görünüşe bakılırsa Bazarov'un hoşuna gitmemişti. Felsefe yani romantizm kokuları geliyordu bu tümceden. Zira Bazarov felsefeye de romantizm derdi ama genç çömezini yalanlamaya gerek görmedi. Hayır, hayır," diye aniden atılarak haykırdı Pavel Petrovich. "Sizin halkın ihtiyaçlarının, isteklerinin temsilcileri olduğumuza inanmak istemiyorum. Hayır. Rus halkı sizin tasavvur ettiğiniz gibi değildir. Rus halkı törelerine saygı gösterir, baba erkil bir yapısı vardır, inançsız yaşayamaz." "Buna karşı çıkmayacağım," diye onun sözünü kesti Bazarov. "Bu konuda haklı olduğunuzu kabul etmeye hazırım. Madem ki ben haklıyım, Yine de bu hiçbir şeyi kanıtlamaz. Evet hiçbir şeyi kanıtlamaz diye tekrarladı Arkadi. Rakibinin tehlikeli bir hamle yapacağını önceden sezmiş ve bu yüzden hiç şaşırmamış deneyimli bir satranç oyuncusunun kendine duyduğu güvenle. Nasıl bir şey kanıtlamaz diye mırıldandı Pavel Petrovic şaşırarak. Şu halde kendi halkınıza karşı çıkıyorsunuz öyle mi? Öyle olsa ne olur diye haykırdı Bazaro. Gök gürlediği zaman halk İlyas peygamberin arabasıyla gökyüzünde dolaştığını zanneder. E öyleyse halkla uzlaşmak zorunda mıyım? Ayrıca o Rus da ben Rus değil miyim? Hayır biraz önce söylediklerinizden sonra artık değilsiniz. Sizi Rus saymama imkan yok. Dedem tarla sürerdi diye cevap verdi bazara o kibirle. Köylülerinizden herhangi birine sorun bakalım. Hangimizi? Sizi mi, beni mi yurttaşı olarak kabul eder? Onunla konuşmayı bile beceremezsiniz.'' Siz ise onunla konuşuyorsunuz ama aynı zamanda da onu hor görüyorsunuz. Hor görülmeyi hak ediyorsa ne yapayım? Benim izlediğim yolu kınıyorsunuz ama bunun benim içimden tesadüfen çıktığını, uğrunda o kadar mücadele ettiğiniz halk ruhuyla doğmadığını size kim söyledi? Ne demezsiniz, nihilistler bize çok lazımdır. Lazım veya değil, buna karar verecek olan biz değiliz. Aslında siz bile kendinizi yararsız saymıyorsunuz. Baylar, baylar, lütfen kişiliklere dokunan laflar etmeyiniz," diye bağırdı Nikolay Petrovich ve yerinden doğruldu. Pavel Petrovich gülümsedi ve elini kardeşinin omzuna koyarak onu tekrar yerine oturttu. "Endişelenme," dedi. "Sırf bayı, bay doktorun amansızca alaya aldığı onurum sayesinde kendimi kaybetmem. İzninizle," diye tekrar devam etti Bazarov'a hitap ederek. Yoksa öğretinizin yeni bir şey olduğunu mu sanıyorsunuz? Öyle düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Yaymaya çalıştığınız materyalizm kaçıncı defadır yürürlüğe girdi ve her seferinde de iflas etti. Yine bir yabancı sözcük diye sözünü kesti Bazarov. Kızmaya başlamış ve yüzük kaba, madeni bir renk almıştı. Birincisi biz hiçbir şeyi yaymaya çalışmıyoruz. Böyle bir alışkanlığımız yok. Ya ne yapıyorsunuz? Bakın ne yapıyoruz anlatayım eskiden daha geçenlerde memurlarımızın rüşvet aldığını, yolumuzun, ticaretimizin, adil mahkemelerimizin olmadığını söylüyorduk. Ha, evet evet sizler gerçekçisiniz. Bu at veriliyor galiba. Ortaya çıkarttığınız pek çok kusuru ben de kabul ediyorum ama daha sonra ise anladık ki gevezelik etmek, hep yaralarımızdan söz edip durmak bir işe yaramıyor sadece bayağılığa ve doktrinciliğe neden oluyor. Gördük ki bilgiçlerimiz öncü ve gerçekçi diye adlandırılan aklı evvellerimiz de hiçbir işe yaramıyorlar. Boş işlerle uğraşıyoruz. Sanattan, bilinçsiz yapıtlardan, parlamentarizmden, avukatlıktan ve daha bilmem nelerden söz ediyoruz. Oysa bu sırada bizim asıl meselemiz bir lokma ekmekti. Kaba kör inançlar bizi boğmaktaydı. Bütün anonim şirketlerimiz yeterince namuslu insan bulunmadığı için batıyordu. Köylümüzün sırf meyhanede kafayı çekip sarhoş olmak için kendi malını bile çalmaya seve seve hazır olması yüzünden hükümetin üzerinde uğraşıp durduğu özgürlüğün bize bir hayrının olup olmayacağı bile tartışmalıydı. Demek öyle diye Bazarov'un sözünü kesti Pavel Petrovich. Demek bütün bunlardan kesinlikle emindiniz ve yine de ciddi hiçbir şey yapmamaya karar verdiniz. Yine de hiçbir şey yapmamaya karar verdik diye tekrarladı Bazarov suratını asarak. Bazarov bu beyefendinin önünde düşüncelerini böylesine uzun uzadıya açıkladığı için birdenbire kendine kızmıştı. Yaptığınız tek şey sadece sağa sola küfretmek öyle mi? Evet küfretmek. Buna da nihilizm deniyor demek. Öyle mi? Buna nihilizm deniyor yine diye yine tekrarladı Bazarov bu kez özellikle küstahlaşarak Pavel Petrovich hafifçe gözlerini kıstı Demek öyle diye mırıldandı tuhaf sakin bir sesle Nihilizm bütün dertlerimize deva olacak sizler de bizim kurtarıcımız ve kahramanımız olacaksınız fakat o zaman gerçekçi oldukları halde başkalarını neden suçluyorsunuz Siz de herkes gibi gevezelik etmiş olmuyor musunuz Başka günahlarımız olabilir ama bu konuda günahımız yok, dedi Bazarov dişlerinin arasından. Öyle mi dersiniz? Bir şey yapıyor musunuz? Yapmaya hazırlanıyor musunuz? Bazarov bir şey demedi. Pavel Petrovich şöyle bir irkildi ama hemen kendini topladı. Hmm, harekete geçmek, yıkmak diye devam etti Pavel Petrovich. Fakat nedenini bile bilmeden yıkmak nasıl bir şey olur? Biz yıkıyoruz çünkü biz bir gücüz, dedi Arkadiy. Pavel Petrovich yeğenine baktı ve gülümsedi. Evet, biz bir gücüz ve güç de hesap vermez," dedi Arkadiy ve yerinden doğruldu. Zavallı," diye haykırdı Pavel Petrovich. Kesinlikle daha fazla kendisini tutabilecek durumda değildi. Bu bayağı ve cizenizle Rusya'da neyi desteklediğinizi düşünmüş olsanız bari. Hayır, bu bir meleği bile çileden çıkarabilir. Güçmüş. Vahşi bir kalmukta da, bir Moğol'da da güç var. İnsanların gücü ne işimize yarar? Bizim için değerli olan uygarlıktır. Evet efendim, evet. Sayın bayım, bizim için değerli olan uygarlığın meyveleridir. Bu meyvelerin hiçbir değeri yoktur demeyin bana. En kötü bir ressam, bir geceliğine beş kapik verilen bir çalgıcı bile sizden daha faydalıdır. Çünkü onlar uygarlığın temsilcileridir. Kaba Moğol gücünün değil. Siz kendinizi öncü insanlar zannedin ama size sadece bir kalmuk çadırında oturmak yakışır. Güçmüş. Şunu da aklınızdan çıkarmayın güçlü baylar. Siz topu topu dört buçuk kişisiniz. Oysa onlar en kutsal inançlarını ayak altına almanıza izin vermeyecek ve sizi ezecek olanlar milyonlarca. Ezerlerse de oh olsun dedi Bazarov. Yalnız pek belli de olmaz. Biz sandığınız kadar az değiliz. Nasıl? koskoca bir halkla baş edeceğinizi söylerken şaka etmiyorsunuz değil mi? Biliyorsunuz Moskova bir kapiklik bir mum yüzünden yanmıştı diye cevap verdi Bazaro. Demek öyle, demek öyle. Önce şeytanca bir gurur, sonra da bir yığın alay. İşte bakın gençlik neyle uğraşıyor, genç insanların deneyimsiz yürekleri neyin esiri oluyor. İşte bakın, bir yanınızda oturuyor, neredeyse size tapacak, doya doya seyredin. Arkadi başını çevirdi ve kaşlarını çattı. Üstelik bu hastalık pek uzaklara yayılmış. Bana anlattıklarına göre bizim Roma'daki ressamlar Vatikan'a ayaklarını bile basmıyorlarmış. Raffaello'yu neredeyse budala sayıyorlarmış çünkü efendim o bir otoriteymiş. Kendileri ise çirkeflik derecesinde güçsüz ve verimsiz insanlar. Hayal güçleri ise çeşme başındaki kızdan ötesine yetmez. Üstelik de kız berbat resim edilmiştir. Size bakılırsa onların aferin diyeceğiz doğru değil mi?'' Bence diye itiraz etti Bazaro, Raffaello metelik bile etmez. Öbürleri de ondan aşağı kalmaz. Bravo, bravo, dinle bak Arkadi. Bugünkü gençler kendisini nasıl ifade etmeliymiş gör. Hem düşün sizin arkanızdan nasıl gitmesinler. Eskiden gençlerin okuması gerekirdi. Adları cahile çıksın istemezlerdi. İster istemez çalışırlardı. Oysa şimdiki dünyada her şey saçmadır demeleri yeterli. Bir anda başarıya ulaşıyorlar. Gençler sevinmişlerdir buna. Aslında eskiden sadece budalaydılar. Şimdi ise birdenbire nihilist verdiler. Bakın göklere çıkardığınız o onur duygusu size nasıl ihanet etti dedi Bazarov sakin bir şekilde. Bu arada Arkadi kıpkırmızı olmuştu ve gözleri parlıyordu. Tartışmamız çok uzadı. Galiba en iyisi burada kesmek. Bugünkü yaşamımızda, aile ya da toplum yaşamımızda diye ekledi Bazarov ayağa kalkarak. Tümüyle ve acımasız şekilde inkar edilemeyecek bir tek kuruluş gösterdiğinize sizinle uzlaşmaya hazır olacağım. Size böyle milyonlarca kuruluş göstereceğim diye haykırdı Pavel Petrovic. Milyonlarca. Şu ihtiyar heyetini alalım mesela. Soğuk bir gülümseme Bazarov'un dudaklarını çarpıttı. İhtiyar heyeti konusunda dedi, en iyisi kardeşinizle konuşun. Bu ihtiyar heyetinin nasıl bir şey olduğunu, müteselsil kefaleti, gerçekleri ve benzeri şeyleri artık herhalde kendisi yaşayarak öğrenmiştir. Peki öyleyse aileyi bizim köylülerin ailelerini alın diye haykırdı Pavel Petrovich. Sanıyorum bu konuyu ayrıntılı olarak ele almasak sizin için daha iyi olur. Gelin kaynata ilişkilerini duymuşsunuzdur herhalde değil mi? Beni dinleyin Pavel Petrovic. Kendinize iki güncük süre tanıyın. Öyle hemencecik bir şey bulamazsınız. Toplumumuzun bütün katlarını ayıklayın ve her birinin üzerinde iyice bir düşünün. Biz de bu arada Arkadi ile beraber her şeyle alay edersiniz diye atıldı Pavel Petrovic. Hayır kurbağa keseceğiz. Gidelim Arkadi. Hoşça kalın baylar. İki arkadaş çıktılar. İki kardeş yalnız kaldılar ve önce yalnızca bakıştılar. İşte diye sonunda Pavel Petrovich konuşmaya başladı. İşte size zamane gençliği. Varislerimiz bunlar işte. Varislerimiz diye tekrarladı Nikolay Petrovich hüzünlü bir iç çekişle. Bütün tartışma boyunca kızgın kömürlerin üzerinde oturuyormuş gibiydi ve sadece kaçamak bir şekilde üzüntüyle arka diye bakıyordu. Biliyor musun ne hatırladım ağabey? Bir gün rahmetli anneciğimle tartışmıştım. Annem bağırıyor beni dinlemek istemiyordu. Sonunda ona beni anlayamayacağını söylemiştim. Biz farklı iki kuşağa aittik. Çok gücenmişti. Ben size ne yapalım demiştim. Hap acı ama yutmak gerekiyor. İşte şimdi de sıra bize geldi. Bizim marislerimiz de bize siz bizim kuşaktan değilsiniz acı hapı yutun diyebilirler. Sen de haddinden fazla iyi yürekli ve alçak gönüllüsün diye itiraz etti Pavel Petrovic. Ben tam tersine biraz eskimiş bir dille ifade etsek de ve öyle aşırı bir kendine güven duygusuna sahip olmasak da seninle benim bu küçük beylerden çok daha haklı olduğumuzdan eminim. Hem bu zamani gençliği ne kendini beğenmiş böyle. Birine soruyorsun, "Şarabı nasıl istersiniz? Kırmızı mı, beyaz mı?" diye. Kalın bir sesle ve o anda sanki bütün dünya kendisine bakıyormuş gibi ciddi bir tavır takınarak, "Kırmızı şarap tercih etme alışkanlığına sahip değilim." diye cevap veriyor. ''Daha çay içer misiniz?'' dedi Feneçka kapıdan başını uzatıp. İçeriden tartışma sesleri geldiği sürece oturma odasına girip girmemeye karar verememişti. ''Hayır, semaveri kaldırmaları söyleyebilirsin.'' diye cevap verdi Nikolay Petrovic ve onu karşılamak için ayağa kalktı. Pavel Petrovic kardeşine kesik kesik bonsoir dedi ve çalışma odasına gitti. Yarım saat sonra Nikolay Petrovic bahçeye çok sevdiği kameriyeye gitti kederli düşüncelere kapıldı. Oğluyla ne kadar farklı olduklarını ilk kez açıkça anlamıştı. Bu farklılığın her gün daha da artacağını seziyordu. Demek ki kışın Petersburg'da en yeni eserlerin başında günlerce boşu boşuna oturmuştu. Genç insanların konuşmalarına boşu boşuna kulak misafiri olmuş, onların heyecanlı nutuklarına bir laf eklemeyi başardığında boşu boşuna sevinmişti. Abim biz haklıyız diyor diye düşündü. Her türlü gururu bir yana bırakınca bana öyle geliyor ki onlar bize göre gerçeklerden çok uzaktalar. Fakat bir yandan da onlarda bizim sahip olmadığımız bir şey olduğunu, bize karşı bir tür üstünlükleri olduğunu hissediyorum. Gençlik mi? Hayır, sadece gençlik değil. Bu üstünlük onlarda bizdekinden daha az kibir izleri olmasından ibaret değil mi? Nikolay Petrovich başını yere eğdi ve elini yüzünde dolaştırdı. Ya şiiri reddetmeye ne demeli diye düşündü yeniden. Sanata, doğaya ilgi göstermemek. Doğaya ilgi göstermemenin nasıl bir şey olduğunu anlamak isteyerek çevresine baktı. Artık akşam oluyordu. Güneş bahçenin yarım verset ötesinde uzanan küçük titrek kavak korusunun arkasına saklanıyordu. Korunun gölgesi hareketsiz tarlaların üzerinden sonsuz şekilde uzayıp gidiyordu. Korunun tam yanındaki karanlık ve dar yoldan beyaz ata binmiş bir köylü, atı hafif hafif koşturarak gidiyordu. Gölgelik bir yerden geçtiği halde köylü, omzundaki yamaya varıncaya dek apaçık görülüyordu. Atın ayakları pek hoş bir uyum içinde görünüp kayboluyordu. Güneş ışınları korunun içine süzülüyor ve sık ağaçlar arasından kendine yol açarak kavak gövdeleriyle öyle yumuşak bir ışıkla dökülüyordu ki kavak gövdeleri çam ağaçlarını andırıyordu. Yaprakları ise neredeyse mavileşmişti ve üzerlerinde batmakta olan güneşe kızılas bürünmüş soluk mavi bir gökyüzü yükseliyordu. Kırlangıçlar yükseklerde uçuyordu. Rüzgar tamamen durmuştu. Geç kalmış arılar tembel ve uykulu bir biçimde leylak çiçekleri arasında vızıldıyorlardı. Tek başına ileriye uzanmış küçük bir dalın üzerinde böcekler salkım halinde toplanmışlardı. Tanrım ne güzel diye aklından geçirdi Nikolay Petrovich ve sevdiği şiirler dilinin ucuna geliverdi. Arkadiyi Stoff und Kraft'ı anımsadı ve sustu. Fakat oturmaya, düşüncelerinin iç karartıcı ve iç açıcı oyununa kap kapılmaya devam etti. Hayal kurmayı severdi. Köy yaşamı onda bu yeteneği geliştirmişti. Daha geçen gün yoldaki handa oğlunu beklerken de böyle hayal kurmuştu ama o günden sonra değişiklikler olmuş. O zaman henüz belirgin olmayan davranışlar artık açıklık kazanmıştı. Hem de nasıl Rahmetli karısı gözünün önünde tekrar canlandı ama yıllar boyunca bildiği haliyle. Yani iyi bir ev kadını olarak değil, ince endamlı, bakışları masum ama meraklı, saçları sımsıkı örülmüş ve çocuksu ensesinde toplanmış genç bir kız olarak. Onu ilk gördüğü anı hatırladı. Nikolay Petrovich o zamanlar öğrenciydi. Ona oturduğu dairenin merdiveninde rastlamıştı. Merdivende kıza bir kaza sonucu çarpmış ve geri dönüp özür dilemek istemiş fakat ağzından sadece pardon Monseigneur sözleri çıkabilmişti. Kız ise başını eğmiş, gülümsemiş ve birdenbire sanki korkuya kapılmış ve kaçmıştı ama merdivenin dönemecinde çabucak Nikolay Petrovic'e bakmış, sonra yüzü ciddi bir görünüm almış ve kıpkırmızı olmuştu. Daha sonra ilk ürkek gidip gelmeler, yarım yamalak sözler, yarım yamalak gülümsemeler, şaşkınlık, keder, taşkınlıklar ve nihayet bu soluk soluğa mutluluk. Bütün bunlar nereye kaybolmuştu? Genç kız karısı olmuştu, dünyada pek az kimseye nasip olacak kadar mutlu olmuştu. Fakat diye düşündü. O tatlı ilk anlar neden sonsuza dek sürmüyor? Neden ölümsüz olmuyor?'' Bu düşüncesini kendi kendisine açıklamaya çalışmıyordu ama o mutlu günleri hafızasında canlandırmaktan ziyade bir biçimde daha güçlü kılmak, Maria'sının yakınlığını tekrar elle tutulur hale getirmek, onun sıcaklığını ve nefesini duymak istediğini hissediyordu ve artık ona öyle geliyordu ki sanki onun üzerinde Nikolay Petrovich birden yakınında bir yerde Feneçka'nın sesi duyuldu. Neredesiniz? Silkindi. Ne bir acı duymuş ne de vicdansızlamıştı. Hatta karısıyla Feneçka arasında bir karşılaştırmaya ihtimal bile vermezdi ama Feneçka'nın onu aramaya kalkmasına canı sıkıldı. Genç kadının sesi bir anda ona kırsaçlarını, yaşlılığını, şimdiki halini anımsatmıştı. Artık içine girmiş olduğu, geçmişin sis dalgaları arasından belirginleşmeye başlamış olan büyülü dünya şöyle bir sallandı ve yok oluverdi. Buradayım diye cevap verdi. Geliyorum sen git. İşte onlar asilzadeliğin izleri diye aklından geçti. Feneçka sessizce kameriyeye göz attı ve uzaklaştı. Nikolay Petrovic ise hayallere daldıktan sonra gecenin çökmüş olduğunu hayretle fark etti. Çevredeki her şey kararmış ve susmuştu. Feneçka'nın yüzü önünden kayıp gitti. Öylesine solgun ve küçük bir yüzdü ki bu. Yerinden doğruldu ve eve dönmek istedi ama duygulara kapılmış yüreği göğsünün içinde bir türlü sakinleşemiyordu. Yavaş yavaş bahçede yürümeye başladı. Kah düşünceli düşünceli ayaklarının ucuna bakıyor, kah gözlerini artık yıldızların uçuştuğu ve göz kırptığı gökyüzüne çeviriyordu. Uzun zaman, neredeyse yorgun düşene kadar dolaştı ama içindeki endişe, bir şeyler arayan, belirsiz hüzünle endişe hiç yatışmadı. O sırada içinde olup bitenleri öğrenseydi Bazarov kendisiyle nasıl alay ederdi? Arka diye bile ona ayıplardı. Onun yani bir tarım uzmanı ve çiftlik sahibi olan 44 yaşındaki bu adamın gözlerine yaşlar, nedeni belirsiz yaşlar dolmuştu. Bu violonselden 100 kere daha kötüydü. Nikolay Petrovic yürümeye devam etti ve eve. Pırıl pırıl aydınlık pencereleriyle kendisine selam verir gibi bakan bu sakin ve rahat yuvaya girip girmemeye bir türlü karar veremedi. Karanlığa, bahçeye, yüzünde hissettiği taze havaya ve bu kedere, bu endişe veya edilebilecek güçte de değildi. Yolun dönemecinde Pavel Petrovic ile karşılaştı. "Neyin var?" diye sordu Pavel Petrovic kardeşine. "Hayalet gibi ben beyaz olmuşsun." İyi değilsin sen. Neden gidip yatmıyorsun? Nikolay Petrovich kısa kısa sözcüklerle ona içinde bulunduğu ruhsal durumu açıkladı ve uzaklaştı. Pavel Petrovich bahçenin sonuna kadar gitti. O da düşüncelere daldı ve gözlerini gökyüzüne kaldırdı. Fakat onun güzel gözlerinde yıldızların ışığından başka bir şey yansımadı. O doğuştan romantik biri değildi ve kuru, tutkulu, Fransız tarzına uygun olarak insandan kaçmaya yatkın ruhu hayal kurmayı beceremezdi. Aynı gece Bazarov Arkadiye şöyle diyordu. Biliyor musun aklıma şahane bir fikir geldi. Babam bugün soylu bir akrabanızdan davet aldığını söylüyordu. Seninle atlayıp gidelim. Bu beyefendi zaten seni de çağırıyormuş. Baksana burada hava nasıl oldu dolaşır şehri gezeriz. Beş altı gün kadar sürteriz sonra da tamam. Sonra buraya dönecek misin? Hayır babama uğramam gerek biliyorsun babam otuz vers uzakta Uzun zamandır onu görmedim. Annemi de. İhtiyarları neşelendirmek lazım. İyi insanlardır. Özellikle de babam hoş adamdır. Ben onların tek çocuğuyum. Uzun süre mi kalacaksın orada? Sanmıyorum. Herhalde sıkıcı olur. Dönüşte bize uğrar mısın? Bilmiyorum. Bakarız. E ne dersin? Gidiyor muyuz? Belki dedi Arkadi tembel tembel. İçinden arkadaşının teklifine çok sevinmişti ama bu duygusunu saklamayı ödev saymıştı. E boşuna Nihilist değildi ya. Ertesi gün Bazarov'la birlikte gitti. Marino'daki gençler onların gidişine üzüldüler. Hatta Dunyaş'a birazcık ağladı bile. Ama ihtiyarlar rahat bir soluk aldılar. Dostlarımızın gittikleri kent, Rusya'da sık sık rastlanan genç, ilerici ve despot bir valinin yönetiminde bulunuyordu. Bu vali yönetiminin daha ilk yılı içinde sadece muhafız alayından emekli bir süvari yüzbaşısı, at çiftliği sahibi ve konuksever bir kişi olan belediye başkanıyla değil, kendi memurlarıyla da bozuşmuştu. Bu konuda ortaya çıkan çatışmalar o kadar büyümüştü ki, Petersburg'daki bakanlık her şeyi yerinde inceleme göreviyle güvenilir bir kişiyi göndermeyi gerekli görmüştü. Yöneticilerin seçimi Kirsanov kardeşlerin bir zamanlar vesayeti altında bulundukları şu Kolyazi'nin oğlu Matvey İlyiç Kolyazi'nden yana olmuştu. O da gençlerdendi. Daha geçenlerde kırkını doldurmuştu ama epeydir gözünü devlet adamlığına dikmişti ve göğsünün her iki tarafında birer yıldız taşıyordu. Doğrusu bu madalyalardan biri yabancı bir devlete ait kötü bir şeydi hakkında hüküm vermeye geldiği vali gibi o da ilerici sayılırdı ve kodamanlardan biri olarak kodamanların büyük bölümüne benzemiyordu. Kendisi hakkında yüksek bir düşünceye sahipti. Kendini beğenmişliği sınır tanımazdı ama davranışları sadeydi. Karşısındakini takdir ederek bakar, hoşgörüyle dinler ve öyle iyi yürekli gülerdi ki ilk görüşte adı harika bir adam mı çıkabilirdi? Ancak söylendiğine göre önemli durumlarda tozu dumanı katardı. Enerji gerek diyordu o zamanlarda. Bununla birlikte çoğunlukla aldanırdı ve biraz deneyimli herhangi bir memur gelip tepesine oturuverirdi. Matvey İliç, Gizot'tan büyük bir saygıyla söz ederdi ve herkese kendisinin tutuculardan ve geri kafalı bürokratlardan biri olmadığını, toplum yaşamının bir tek önemli olayına karşı bile dikkatsiz davranmadığını telkin etmeye çalışırdı. Buna benzer sözleri çok iyi bilirdi. Kibirli bir ilgisizlikle de olsa doğrusu çağdaş edebiyatın gelişimini bile izliyordu. Aynen yetişkin bir insanın sokakta çocuklardan oluşan bir kortejle karşılaşınca bazen onlara katılması gibi. Aslında Matvey İlyiç bir zamanlar Petersburg'da yaşamış olan Bayan Svechina'nın akşam davetine gitmeye hazırlanırken sabah sabah Kondillak'tan sayfalar okuyan Alexander dönemi devlet adamlarından pek farklı değildi. Yalnız onun yöntemleri farklı, daha çağdaş yöntemlerdi. Becerikli bir saray adamı, büyük bir açık gözdü ve başka da bir şey değildi. İşten anlamazdı. Zeki de değildi ama kendi işlerini yürütmeyi bilirdi. Bu konuda hiç kimse onunla boy ölçüşemezdi. Zaten asıl önemli olan da buydu. Matvey İliç, Arkadi'yi aydın bir yüksek memura özgü sevecenlikle, dahasını söyleyelim şakalar yaparak kabul etti. Ancak davet ettiği akrabalarının köyde kaldıklarını öğrendiği zaman şaşırdı. Senin baban eskiden de tuhaf biriydi dedi, görkemli kadife ceketinin püskülleriyle oynayarak. Sonra birden bütün iyi niyetiyle redingotunun düğmelerini sımsıkı iliklemiş olan genç memura dönerek kaygılı bir biçimde ''Ne istiyorsunuz?'' diye bağırdı. Sürekli olarak susmaktan dudakları birbirine yapışmış olan genç adam hafifçe doğruldu ve hayretle amirine baktı. Fakat Matvey İliç emrindeki birini şaşkına çevirdikten sonra ona bir daha bakmadı bile. Bizim yüksek memurlar Emirlerinde çalışanları böyle şaşkına çevirmeyi genellikle pek severler. Bu amaca ulaşmak için başvurdukları yöntemler oldukça çeşitlidir. Bu arada İngilizlerin "is quite a favorite" dedikleri şu yöntem çok kullanılır. Yüksek memur birden en basit sözleri anlamamaya başlar, sağırmış gibi davranır. Örneğin, "Bugün günlerden ne?" diye sorar. Kendisine en saygılı tavırlarıyla "Bugün cuma beyefendi." diye tekmil verirler. Nasıl? Ne? Ne demek? Siz ne diyorsunuz? diye sinirli bir şekilde tekrarlayıp durur yüksek memur. Bugün cuma beyefendi. Nasıl? Ne? Ne demek cuma? Hangi cuma? Cuma beyefendi. Haftanın bir günü. Ya! Bana öğretmeye kalkıyorsun demek. Matveyi İliç liberal sayılsa bile yine de bir yüksek memurdu. Dostum sana valinin ziyaretine gitmeni tavsiye ederim dedi arka diye. Anlıyorsun ya. Bunu sana üst makamlara saygılarını sunmaya gitmek gerektiğine ilişkin eski anlayışları desteklediğim için değil. Sadece vali dürüst bir insan olduğu için tavsiye ediyorum. Üstelik de buradaki sosyeteyi tanımak istersin herhalde. Kaba saba biri değilsin ya umarım. Vali bey öbür gün büyük bir balo veriyor. Siz bu baloya katılacak mısınız diye sordu Arkadiy. Baloyu benim için veriyor dedi Matvey ilgiç. Neredeyse üzüntüyle. Dans etmeyi bilir misin? Bilirim ama iyi sayılmaz. Bu olmadı işte. Güzel kızlar var burada. Hem genç bir adamın dans bilmemesi ayıp. Yine de ben bunu eski anlayışların etkisiyle söylemiyorum. İnsanın aklının ayaklarda olması gerektiğini hiç düşünmüyorum ama bayronizm gülünç oluyor. Ama ben amcacığım hiç de bayronizm tasladığım için değil seni buradaki hanımefendilerle tanıştıracağım. Kanadımın altına alıyorum seni." diye Arkadin sözünü kesti Mahf Bey İlgeç ve kendinden hoşnut gülmeye başladı. "Kanadımın altında ısınacaksın ha, ne dersin?" Uşak içeri girdi ve mal müdürünün geldiğini haber verdi. Mal müdürü özellikle yazın kendi sözleriyle her arıcılığın her çiçekçikten rüşvetçik aldığı yaz günlerinde doğayı aşırı derecede seven, gözleri tatlı tatlı bakan, büzük dudaklı bir ihtiyardı. Arkadi çıktı. Bazarov'u kaldıkları handa buldu ve uzun süre onu valiye gitmek için kandırmaya çalıştı. Eh ne yapalım dedi sonunda Bazarov. Madem başladık sonunu getirelim. Toprak sahiplerini görmeye gelmiştik. Görelim bakalım.'' Vali delikanlıları güler yüzle karşıladı ama onlara yer gösterip oturtmadı. Kendisi de oturmadı. Hep koşuşturur ve acele ederdi. Ta sabahtan üzerine koyu renk redingotunu giyer ve kravatını sımsıkı bağlardı. Yemeğini sonuna kadar yemez ve içmezdi. Hep sağa sola emirler yağdırırdı. Vilayette ona Burdalu adını takmışlardı ama burada ima ettikleri tanınmış Fransız vaiz Burdalu değil, Burda sözcüğüydü. Kirsanov'u ve Bazarov'u evindeki baloya çağırdı ve onların kardeş olduğunu düşünerek ve her ikisine de Kaysarov adını yakıştırarak ikinci defa balosuna davet etti. Validen ayrılıp kaldıkları yere dönüyorlardı ki birden yanlarından geçen arabadan pek uzun boylu olmayan bir adam atladı. Adam Slavyanofillerin giydiği cinsten bir kısa ceket giymişti ve "Yevgeni İvasiliyeviç!" diye bir çığlık atarak Bazarov'a doğru atıldı. "A, siz misiniz? Her Sitnikov," dedi Bazarov, kaldırımda yürümeye devam ederek. "Sizi buraya hangi rüzgar attı?" "Düşünün, tam anlamıyla bir rastlantı sonucu geldim," diye cevap verdi Beriki ve arabaya dönerek neredeyse beş kere el sallayıp, "Peşimizden gel, peşimizden!" diye bağırdı. Babamın burada işi vardı diye devam etti küçük kendiğin üzerinden atlarken. Bana öyle rica etti ki geldiğinizi bugün öğrendim ve kaldığınız yere gittim. Gerçekten de dostlarımız odalarına döndüklerinde orada bir yüzünde Fransızca öteki yüzünde kıvrık kıvrık bir Slav yazısıyla yazılmış Sitnikov adının bulunduğu köşeleri kıvrılmış bir kart buldular. Umarım valinin yanından gelmiyorsunuzdur. Umudunuz boşa çıkacak dost doğru onun yanından geliyoruz. Ya öyleyse ben de ona gideceğim Yevgeni Vasilyeviç beni sizin e, beyefendiyle tanıştırsanıza. Sitnikov Kirsanov diye homurdandı Bazarov gülmeye devam ederek. Bana büyük şeref verdiniz diye söze başladı Sitnikov. Yan yan yürüyerek pis pis sırıtarak ve son derece zarif eldivenlerini acele acele çıkararak. Pek çok şey duydum hakkınızda. Ben Yevgeni Vasilyev için eski bir tanıdığıyım. Onun öğrencisi olduğumu da söyleyebilirim. Yeniden doğuşumu ona borçluyum. Arkadi Bazarov'un öğrencisine baktı, yalanmış gibi görünen yüzünün küçük ama hoş çizgilerinde kaygılı ve donuk bir ifade vardı. Pek iri olmayan, sanki içine kaçmış gözleri, büyük bir dikkatle ve huzursuz huzursuz bakıyor ve kendisi de huzursuz, kısa, duygusuz, donuk bir şekilde gülüyordu. İnanır mısınız diye devam etti. Yevgeni Vasilyeviç benim yanımda ilk kez otoriteleri kabul etmemek gerektiğini söylediği zaman öyle bir heyecan duymuştum ki. Sanki gözlerim açılmıştı. İşte diye düşünmüştüm. Sonunda bir insan buldum. Sırası gelmişken Yevgeni Vasilyeviç buradaki bir hanımefendiye mutlaka gitmelisiniz. Bu hanım sizi tümüyle anlayabilecek biridir ve mesajınız onun için gerçek bir bayram olacaktır. Sanırım adını duymuşsunuzdur. Kimmiş bu? dedi Bazarov isteksiz isteksiz. Kukşina. Yevdoksiya Kukşina. Mükemmel yaratılışlı, tam anlamıyla ilerici bir kadın. Ne yapalım biliyor musunuz? Şimdi hep birlikte ona gidelim. İki adımlık mesafede oturuyor. Evinde yemek yeriz. Henüz yemek yemediniz değil mi? Hayır henüz yemedik. İyi o zaman anlarsınız ya kocasından ayrıldı hiç kimseye de bağımlı değil. Güzel mi diye sözünü kesti Bazarov. Ha ''Year. Güzel denemez. Öyleyse ne diye bizi oraya çağırıyorsunuz?'' ''Ah sizi gidi sizi. Bize bir şişe şampanya ikram eder.'' ''Demek öyle. İşte karşınızda işini bilen bir adam. Sırası gelmişken sorayım, babanız hala o taahhüt işiyle mi uğraşıyor?'' ''O işlerle uğraşıyor.'' diye acele cevap verdi Sitnikov ve çığlık atar gibi güldü. ''Evet, ne yapıyoruz? Gidiyor muyuz?'' ''Doğrusu bilmiyorum. Sen insanları tanımak istiyordun. Hadi git.'' dedi alka diye alçak sesle. Ya siz ne dersiniz Bay Kirsanov diye atıldı Sitnikov. Siz de buyurun siz olmadan olmaz. Böyle hep birlikte baskın mı yapacağız? Önemli değil Kukşina tuhaf biridir. Bir şişe şampanya olacak mı diye sordu Bazarov. Üç diye haykırdı Sitnikov bunu garanti ederim. Nasıl? Kellemi koyarım bundan iyisi can sağlığı hadi gidelim.